arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Şu an neredeyim? Şu an arkadaşlar Körfez'deyim. Bakanın Nuh Cimento'nun hemen altındayım arkadaşlar. Yollardayız artık. Bugün gün boyunca yollarda olacağım. Şu an kaç kilometre olmuş? Evden çıktı çıkalı yaklaşık 100 küsür kilometre oldu arkadaşlar. Ben de şöyle bir durum var. Yola çıktığım zaman ilk, yani o molayı biraz geç veriyorum. Yani en aşağı bir 200 kilometre gidiyorum İlk çıkışta. Niye böyle yapıyorum? Ben de bilmiyorum niye yapıyorum. Yani çıktığım zaman direkt, yani yol çok heyecanlı oluyor. Ondan sonra hani her uzun yola çıkış zaten bir heyecan, ayrı bir heyecan, ayrı bir tutku, ayrı bir şevk, aşk falan filan, neyse. Öyle öyle arkadaşlar. Yani 100 kilometreye bir bakıyorum, 100 kilometre olmuş. Allah Allah, ne ara oldu ya falan filan. Sonra 200 kilometre oluyor. 200'den sonra diyorum artık yani bir mola verebilirim. Mesela Trabzon'dan çıktığım zaman 300 kilometre falan oluyor. Ondan sonra mola veriyorum. Öyle karışık işler arkadaşlar. Bu arada normalde şu feribotlara binecektim. 37 liraymış feribotlar. Bakalım Körfez Kocaeli. Ben niye oraya bakıyorsun? Düz devam. 37 liraymış arkadaşlar. Normalde şu Osman Gazi Köprüsü'nden geçeyim dedim. Osman Gazi Köprüsü, yani ben 1. sınıf EGS olduğumdan dolayı 103 lira mı neydi, öyle bir şeydi. 6. sınıfa da arkadaşlar 72 lira. Yani nasıl diyeyim, bir köprü yapılıyor, tamam iyi hoş da bu köprüden bu şekilde geçen var mıdır sürekli bilmiyorum. Yani çok mantıklı oluyor mu? Mantıklı olan yerler illaki vardır ama yani şu an pek mantığını ben göremedim açıkçası. Herhalde enflasyonun yükselmesini, hani maaşlar atıyorum 2000 lira değil de asgari maaş 4000 lira olduğu zaman tamam geçilebilir falan bir düzeyde olacak. Çünkü güzel bir fırsat aslında. Ciddi manada güzel bir fırsat. Ama insanları da buna mecbur kılmak, yani bilmiyorum, bana pek mantıklı gelmedi açıkçası. Yani bu köprünün bu kadar pahalı olması mantıklı değil. Aynı şekilde bu en yukarıdaki 3. köprüden de geçecektim. Orası da bayağı maliyetli, pahalı bir olmuş yani köprü ücreti. Hali oradan da pek geçmedim. İstanbul daha FSM bir de 15 Temmuz arkadaşlar. Onlar da 8'er lira. Aslında gönül ister ki bunların hiçbiri ücretli olmasın. Bu arada burada ne kadar çok gemi var ya. Yani ciddi manada bir sürü gemi var. Bunlar neyi bekliyor acaba? Bu arada arkadaşlar, bak çoğu videomda söylüyorum. İşte Pulsar uzun yola gider mi? Pulsar yola gider mi? Pulsar motor mu? Diyen arkadaşlara, bak şu an daha 2000 kilometre oldu. 2000. kilometredeyim. Daha buraları da direkt eve gitmeyeceğim. Yani böyle dolana dolana gideceğim. Haliyle nereden baksanız bir çıkışta 3000 kilometrelik bir yol yapacağım. Şey yapmış olacağım yani bu durumda. Yani arkadaşlar, gider mi mevzusundan ziyade kendinize önce bir bakın. Motor gidiyor yani, benden size söylemesi. Ben onun dışında diğer motorları da test ettim. Onlar gidiyor arkadaşlar. Siz sadece gidiyor mu diyenlere cevabım, kendinize bakın. Kendiniz gidebiliyor musunuz? Bunu düşünün bence. Ona göre şey yapın. Ama buralar da güzel ya. Enterese bir şiirsel bir görseli var yani. Kafiyeli böyle. Hele mesela şu boğaz. Ya bu boğaz da
nedir onun adı, tam yerleri de bilmiyorum, yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. O Ortaköy'de herhalde, Ortaköy'den sonra Bebek falan oralara doğru, Sarıyer'lere, Sarıyer'e falan doğru. Arkadaşlar muazzam ya, orada duruyorsanız ve gitmediyseniz İstanbul'da kesin gidin yani, muazzam. O yani Boğaz'ın hem manzarasıyla gidiyorsunuz, hem de böyle 40-50 gidiyorsunuz, yavaş yavaş gidiyorsun yani, trafik öyle akıyor. Yani haliyle muazzam bir yol yapmışlar yani, muazzam bir görüntü olmuş yani, öyle söyleyeyim size. Bir de arkadaşlar, hız arttıkça yola verdiğiniz dikkat artıyor. Şimdi ben 110 ile gitsem yola daha fazla odaklanmam gerekiyor. 80 ile gittiğim zaman mesela %50 yol, %50 çevreye bakınabiliyorum. Yani bu 50 ile 60'a gittiğim zaman belki %30 yol oluyor ve %70 çevre oluyor. Hani böyle bir şey. Ama ha şöyle 150 ile falan gidersen de artık %100 yol oluyor yani. Artık başka bir şeye bakma fırsatın yok. Bak burada motor da ayağa kalkmış şu an. Burada da arkadaşlar üstümüzü başımızı düzeltelim. Yola çıktık, hiç şey yapmadık, bakmadık kendimize. Bir de şu montu giydim ya, montu giydikten sonra arkadaşlar bekleme gibi bir lüksünüz yok. Montu giydiniz mi yola çıkmanız lazım. Bu sahil kesimleri için böyle. Montu giydiniz, direkt yol, zıbam. Bu arada önden de esen tatlı bir rüzgar var. Onun da etkisiyle böyle biraz yalpalanıyorum. Ama arkadaşlar şu Çanakkale mevzusu da içimde kalmadı değil. Bunu yaklaşık bir ay sonrasında yapacağım. Yani bu İstanbul'da biraz fazla durdum. İstanbul'da beklediğim sürenin dışında fazla durdum. Onun dışında arkadaşlar bir de gideceğim arkadaşım da ufak işleri çıktı. Ama bu ikinci plandı. Ben yani tek başıma her türlü gidecektim. Yalnız biraz fazla kaldım. Şu anda Muğla'da işlerim var. Onları halletmem lazım. Bir ay içinde yine gitmeyi düşünüyorum. Bir de yani Çanakkale'ye gidebilirdim aslında ama Çanakkale'ye arkadaşlar 1-2 gün gitmek istemiyorum. Yani oraları tam anlamıyla gezmek istiyorum. Oraya zaten önceden 2 sefer gittim. Ama ikisinde de tam anlamıyla gezemediğimden dolayı içimde ukde kaldı. Yani şimdi tam anlamıyla gezmek istediğimden, yani ilk gün gittim hadi, çadırı kurdum. Ondan sonra bir gün kaldım, bir gece kaldım. İkinci gün çıkarsam zaten sabahtan çıkmam lazım yola. Ne anladım zaten ondan? O zaten o iptal. Şimdi ikinci gün kaldım. Bir hani atıyorum şehitliği orayı buraya gezdim. Ondan sonra Settül var. Bir de herkesin gezme anlayışı farklı. Şimdi ben atıyorum şu an Körfez'den geçiyorum ama Körfez'i geçmiş olmuyorum yani. Gezmiş olmuyorum buraları. Hani buradan geçiyorum sadece. Gezmek, görmek, ondan sonra bunların hepsi farklı şeyler. Bunu iyi bilmek lazım arkadaşlar. Yani tam manasıyla gezmek ve taşına toprağına kadar gezmek asıl gezmektir. Ya da ise gezmekten pek bir şey olmaz yani. Sadece orada bulunmak, oranın havasını çekmek bu yeterli olmadı arkadaşlar. Bu arada bu yanımdaki arkadaş da niye böyle durup yanımda seyrediyor? Dostum burası Amerika değil yalnız. Amerika otobanlarında böyle hani yan yana gidiyorlar ya. Şimdi burada öyle değil. İlla birisi birini geçmesi lazım. Bak şu an ben geçmiş bulundum. Yani gezmek deyince arkadaşlar ciddi manada orada, yani bir yer için, bir il için size şöyle söyleyeyim. Benim görüşüm en aşağı 10 gün. Tam manasıyla gezmek için. Tam manasıyla. Tam manasıyla 10 gün. Çünkü yani bir yeri yok ki oranın. İlçeleri, şurası, burası. Yani bunların hepsini doya doya gezmek lazım. Tam anlamıyla görmek lazım. Yani bunları da görmeyip de buraya girdik. Görmeyip de ben mesela yaşlı bir adam olarak ölmek istemem yani. Bu tüm Türkiye'yi gezmek isterim. Ya yani mesela yurt dışını da görmek çok istiyorum. Ama yurt dışına mesela motorla çıkmak istiyorum. Yalnız Pulsar'la çıkar mıyım? Şimdi Pulsar
Yani çok sevdiğim bir motor. Yani ciddi manada 4. motorum bu benim. Yani çıkar mıyım? Çıkarım. Neden olmasın? Şimdiye kadar beni üzmedi. Ama üzmeyeceği anlamına da gelmiyor tabii ki de. Yani Avrupa turu yapacak olursam arkadaşlar, şöyle bir mevzu var. Avrupa'da bajaj yok. Bajaj bayisi yok. Yani Türkiye'den parça söylemeniz lazım. Yurt dışına bildiğiniz hani ithalat gibi parça göndermeleri lazım. Ancak o şekilde olur. Yani haliyle bajajda mesela Avrupa turunda sıkıntı yaşanabilir. Ben böyle görüyorum. Ama mesela bir Asya turu olsun. Atıyorum buradan çıktım. Hindistan turu yapıyorum. Motor zaten Hindistan malı. Şimdi orada bacak bacak diyen adamların orada da sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Ama yani gezmek için de bir yandan Transalp çok güzel bir motor. Yani duyduğum kadarıyla pek kronik sorunu da yokmuş. Yani boyuna bas git motoru, öyle diyorlar. Bakalım arkadaşlar ileride hayırlısı. Bu 4. motor, 5. 6. 7. motor diye artık neler olur göreceğiz. Ama önce Türkiye arkadaşlar. Türkiye, kendi ülkemi bir gezmem lazım. Kendi ülkemi bir görmem lazım. Yani açıkçası ben mesela burada biraz fazla kaldım İstanbul'da. Yani herhalde bir haftaya yakın kaldım. Yani bu kadar fazla kalmamam lazımdı. 2-3 gün falan kalacaktım ben normalde. Yani biraz fazla kaldık işte. Öyle bir durumlar falan oldu. Ama İstanbul'un daha gezecek o kadar çok yeri var ki. Yani ciddi manada o kadar çok yeri var yani. Evet arkadaşlar, durumlar böyleydi. Yeniden görüşmek üzere. Ben yine yollardayım. Kendinize iyi bakın.